Açık Beyin ofisinde yine Açık Beyin eğitimcilerimizden Hilal Bebek'le birlikteyiz. Uzman psikolog Hilal Bebek. Evet. Yakın çalışma arkadaşımız. Kendisiyle çok fazla fikir değerlilerinde bulunuyoruz. Enteresan yerlere uçuyoruz. Böyle acayip onda fikirleri, teorileri, uyguladığı şeyler falan çok eğlenceli bizim için. Hilal'cim hoş geldin. Teşekkürler hocam. Hilal yakında Açık Beyin çatısı altında 3. dalga psikoterapiler üzerine bir eğitim yapacak inşallah. Hilal'cim nereden aklına geldi böyle bir şey, yani niye öyle bir şey yapıyorsun? Valla hocam 3. dalga psikoterapilere senelerdir ilgi duyuyorum. Bilişsel Davranışçı Terapi çatısı altında geçer aslında 3. dalga terapiler. İşte davranışçılıkla başlar, bilişsel eklenir. Sonra da 3. dalga terapiler şeklinde evrilmiştir. Önce 3. dalga deyince ne kastediyoruz onu anlatayım isterseniz. Evet, şu 1. dalga ne, 2. dalga ne, 3. dalga ne? Yani. Bilişsel davranışçı terapilerin aslında daha yeni nesil teorilerine 3. dalga deniyor. Davranışçılıkla başlıyor bu süreç. O zamanlar biliş dahi aslında işte ölçülemeyen, işte bilimsel olmayan bir kavram olarak kabul ediliyor. Sonra bilişsel davranışçı terapiler olarak evrimleşiyor. Ondan sonra da birazcık daha kabul odaklı, şefkat odaklı, farkındalık odaklı yaklaşımlar şeklinde evriliyor ve işte 3. dalga dediğimiz nesil geliyor. Bu değişim aslında biri diğerinden daha iyi şeklinde bir değişim değil. O zamanki dünya konjonktürüne birazcık daha uygun, var olan dönemdeki sosyokültürel yapının doğurduğu patolojiler ve onun ihtiyacı olan şifa formüllerine uygun, evrimsel aslında adaptif teorilerin gelişmesi şeklinde. Anladıkça da gelişiyor herhalde yani. Tabii anladıkça da gelişiyor, tartıştıkça işte klinik deneyimle beraber belki tıkanan yerler, çünkü her insan birbirinden farklı. Her ne kadar bir şekilde onları kategorileri, hastalıklarını, vakalarını soksak da kişiye özgü ihtiyaçlar bazen sadece tek bir kategori içerisinde tıkanıyor. O yüzden yeni nesil terapiler, bilişsel davranışçı terapiler. Peki bu eğitim kimlere yönelik ve nasıl bir fayda, nasıl bir çıktı bekliyorsun? 3. dalga psikoterapiler aslında ruh sağlığı uzmanlarına yönelik. Yani klinikte danışan görme yetkisine sahip klinik psikologlar, psikiyatristler, danışmanlık veren rehber ve danışman olan kişiler uzmanlığını yapmış yine. Onlar klinikte tabii uygulama becerisi birazcık daha süpervizyonla ilgili. Sadece teorik olarak bunu öğrenmek isteyen yine lisans mezunu ruh sağlığı uzmanları bunu öğrenebilirler. Çünkü bu sadece 3. dalga psikoterapilerde zihninizi kullanmanın farklı bir biçimini öğreniyorsunuz gerçekten. Sen zaten burada bir seminer yapmıştın bize, bayağı da olmuştu. Ama benim aklımda kalan kısmı oldukça, hani herkesin dinlemesi gereken bir şey olarak ben onu algıladım. Çünkü beyindeki kalıpların, işte duygu kısır döngülerinin nasıl değiştirilebileceğine dair çok ilginç bakış açıları da var terapiler içerisinde. Tabii bunlar hani psikoloji tarihi içerisinde hakikaten çok büyük fikir yatırılmış yerler. Kesinlikle. Rafine edile uygulamaya da dönüştürülmüş kısımlar. Yani ben aslında mümkün olsa televizyonda sana herkese anlatırsam ama reyting yapmaz işte, millet kanalı geçiyor. O yüzden özellikle profesyonel olanlara yönelik bir eğitim olarak ilk başta düşünüyoruz bunu. Ama bu konuda zaten diğer insanlara da, yani konuyla yarı profesyonel olarak ilgilenen ya da işte eğitimcilere falan filan yönelik olarak da eylemler devam edecek zaten daha. Evet, yani kesinlikle. Çünkü yani gerçekten işte bir telefonumuzun ya da teknolojik herhangi bir aletin nasıl kullanıldığıyla alakalı aslında. Öğrenmek için bir emek sarf ediyoruz, zaman ayırıyoruz ama zihni tanımıyoruz yani gerçekten. O otomatik çalışıyor. Oysa ki farklı modülleri ve farklı becerileri var. İşte bilişsel terapi mesela, düşünceleri daha rasyonel, daha adaptif hale getirmek bu modüllerden bir tanesi. Ama 3. dalga psikoterapilerde zihni bir şekilde kendi kendine tamir edecek hale getirmek, dış dünyayı birazcık daha kabul edecek bir hale getirmek, savaşmadan kazandırmayı öğrenmek gibi farklı yollar var. O yüzden bunları kendi ruhsal gelişimimiz için de öğrenmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu psikoloji öğrencilerine tavsiye ediyor musun bunları öğrenmeyi? Mezun ya da öğrenci hangisine dair? Son sınıfta bunlar öğrenilebilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki bir sonraki daha ileri aşamasında klinik bir tecrübe veya işte uzmanlık gerekecektir. Güzel olacağına ben eminim. Daha bunun farklı başlıklar altında saçılarak davranıp budaklanacağını biliyorum. Kesinlikle. Ama şimdi tam planlamadan spoiler vermeyelim. Güzel şeyler olacak. Ne kadar sürecekti bu eğitim? Şimdi 4 tane modülümüz var. Bir tanesi, çünkü 3. dalga psikoterapiler deyince içine bazı terapi ekolleri giriyor. Bunlardan bir tanesi bilişsel davranışçı terapi. Yani 3. dalgayı bilişsel davranışçı terapiden ayırmak çok zor. Önce bir onu bilmek gerçekten, en azından temel teorisini anlamak lazım. İkincisi kabul ve kararlılık terapisi. Ben ilk yola onunla aslında çıkmıştım. Çok gerçekten öğrenmekten ve uygulamaktan hoşlandığım bir teoriydi. Üçüncüsü metakognitif terapi. Bunların ortak yönleri var, farklılaştığı yerler var. Ben de ona bayılıyorum. Dördüncüsü de psikoterapi ve nörokognitif bilim. Yani sizin üstleneceğiniz kısım. Hı hı. Biz zaten Hilal'le daha önce şeyde yapmıştık seninle. Hı hı. Bu psikoterapi beyni nasıl değiştiriyor, evet, üzerine bir seminerimiz olmuştu. Hı hı. O konuda da coşacağız yani. Çünkü özellikle aslında bugün bu terapilerin nasıl işe yaradığını nörobilim bağlamında çok daha farklı bir şekilde anlayabiliyoruz. Kesinlikle. Ve bunları uygulama biçimimizi de kökten farklılaştıran bir bilgi aslında. Biz bu arada birbirimizden öğreniyoruz. Coşuyoruz böyle. Güzel bir şeyler çıkıyor. Evet. Çok güzel olacak eminim. Devamında da tekrar buluşmak üzere. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Katıldığın için sağ ol. Takipte kalın, enteresan şeylerle yine karşınızda olacağız.